Gündemimize göre Genel Kurul'un 15 Nisan 2020 tarihli 86. birleşiminde alınan karar uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması ve günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz. Değerli milletvekilleri, kıymetli misafirler, aziz milletim. Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü idrak etmek ve milli değerimiz olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak amacıyla bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. açılış yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aziz milletimize, soydaş ve akraba topluluklara ve yüreğimde Türkiye sevgisi bulunan bütün dostlarımıza kutlu olsun. Sözlerimin hemen başında bir hususu ifade etmeyi lüzumlu görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. açılış yıl dönümünü milletimizin de yoğun katılımıyla meydanlarda milyonlarca vatandaşımızla birlikte kutlamayı arzu ediyorduk. Fakat ülkemizi de etkileyen küresel salgın sebebiyle bazı sınırlamalara gitmek, bu kutlu yıl dönümü için planladığımız etkinlikleri ileri bir tarihe ertelemeyi bize mecbur kıldı. İnşallah bir süre sonra bu zorluğun da üstesinden gelecek ve bu yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü planladığımız kapsamda ve yoğun etkinliklerle kutlayacağız. Değerli arkadaşlarım, bugün milletimizin her bir ferdinin göğsünü kabartacak ve yarına daha fazla umutla bakmasını sağlayacak büyük ve önemli bir gündür. Bugünü büyük ve önemli kılan, bundan tam 100 yıl önce ve tam da bu saatlerde açılışı yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni inşa eden cehd, gayret ve manadır. 100 yıl önce vatan ilhak ve işgal, milletimiz esir olmak tehdidiyle karşı karşıyaydı. Büyük kayıplarla ve mağlup olarak çıktığımız Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda milletimiz son hürriyet kalesi olan Anadolu'dan da sürülüp çıkarılmak istenmekteydi. Türkiye ordusu terhis edilmiş ve silahlarına el konulmuş, baş şehri işgal edilmiş, meclisi dağıtılmış ve iktisaden çökertilmiş bir manzara arz ediyordu. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında gördüğü tablo buydu. Fakat istilacıların ve haysiyetlerini hırslarına kurban etmiş işbirlikçilerin hesaplayamadıkları husus, tarihi şeref levhalarıyla ve başarılarla dolu aziz milletimizin esarete boyun eğmeyen tabiatı ve manevi kuvvetiydi. Bu tabiatı bilen ve o manevi kuvvetin farkında olanlar, şartların umut kırıcı ve boğucu görülmesine aldırmadan kısa sürede bütün vatan sathını saracak olan milli mücadele meşalesini yaktılar. O meşaleyi yakan kadronun önderi ve milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa şöyle demekteydi: "Yemin ederek sizi temin ederim ki bizim milletimizin manevi kuvveti bütün milletlerin manevi kuvvetinden üstündür." Milletimizin gayret ve cesaretiyle Samsun'dan başlayıp Amasya, Erzurum, Sivas ve nihayet Ankara duraklarından geçerek dalga dalga bütün vatan sathına yayılan, ya istiklal ya ölüm şiarına bürünerek topyekün bir dirilişe dönüşen milli mücadele, bugün idrak ettiğimiz yıl dönümünün temelini teşkil etmektedir. Tarihi hadiseleri sadece geçmişin mevzu olarak görmek yahut bir kronoloji meselesi saymak eksik ve sınırlayıcıdır. Tarih bugünü tanzim, yarını inşa etmenin kaynağıdır. 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz meclisimizin açılışı için de durum budur. Dolayısıyla bizi bugün bir araya getiren sadece zafere ulaşmış bir mücadelenin dönüm noktalarından birini anmak değildir. Biz bugün aynı zamanda milletimizin hangi saiklerle mücadeleye giriştiğini ve neleri tercih edip neleri reddederek başarıya ulaştığını bir kez daha hatırlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bütün aşamalarıyla birlikte milli mücadeleyi geçmişe ait bir hatıradan ibaret görmek doğru değil. Samsun'da başlayıp İzmir'de zaferle neticelenen milli mücadele, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değil, istiklali tam yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır. Bu yüzden milli mücadeleyi, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını ve 30 Ağustos zaferini anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılını idrak ederken bir önemli hususa değinmek zorundayız. Kurtuluşa inanmış kadronun öncülüğü ve milletin azmiyle kazanılan milli mücadelenin iki esası vardır. Bu esaslardan ilki tam bağımsızlık hedefi, diğeri de tam bağımsızlık hedefine yönelik mücadelenin milli iradeye dayanarak yapılması prensibidir. Bu tarafıyla milli mücadele dünyadaki benzerlerinden ayrılır. 100. yılını andığımız Gazi Meclisimiz bu sebeple milli mücadelenin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır. Neyi andığımızı ve kutladığımızı bilmeye mecburuz. Açılışının 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu meclis, bağımsız yaşamaya mali durumumuz müsait değildir, zira çok borcumuz vardır diyenlerin olduğu bir ortamda, her ne pahasına olursa olsun tam bağımsızlık uğruna her türlü mücadeleyi göze almanın sembolüdür. 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu meclis, büyük devletleri karşımıza almayalım, batılı devletlerle savaşmak maceracılıktır diyenlerin hiç de az olmadığı bir dönemde, hiçbir devlet haysiyetimizden daha büyük değildir kararlılığını varlığının merkezine yerleştirmiş bir milli karargahtır. 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu meclis, İttihatçılara duyduğu nefret ve iktidar hırsı sebebiyle işgal güçleriyle işbirliği yapan bazı fırkacılara karşı Gazi Mustafa Kemal'in Amasya'da "Ortada ittihatçılık, itilafçılık yoktur, memleket meselesi vardır" iradesini rehber edinen bir merkezdir. Milli mücadelenin merkezi ve karargahı olarak bu mukaddes hamleyi yöneten 1. Meclisimizin bir diğer önemli hususiyeti de tam bir Türkiye terkibi olmasıdır. Farklılıklarını muhafaza ederek ortak bir milli hedefe yönelme kabiliyetidir. Şüphe yoktur ki siyasetin ve demokrasinin bir yanı çatışma, diğer yanı uzlaşmadır. Fakat bu farklılıkları iflah olmaz bir kindarlığa, görüş farklılıklarını kan davasına dönüştürmek, neticesiz kalmaya mahkum olduğu gibi milleti nifak tuzağına itmek anlamı taşıyacaktı. 100 yıl önce milli mücadeleyi yöneten 1. Meclis'te Mehmet Akif ile Cami Baykurt, Diyap Ağa ile Hamdullah Supi, Hüseyin Avni Ulaş ile Kılıç Ali, Hasan Basri Çantay ile Mahmut Esat Bozkurt, Ali Şükrü Bey ile Adnan adı var yan yana, omuz omuza istiklali tam yolunda mücadele ediyordu. İsimlerini zikrettiğim zevatın hiçbirisi yanındakine benzeyerek ve dünya görüşünden yahut telakkilerinden vazgeçerek o mecliste değildi. Fakat Sakarya muharebeleri esnasında meclisin Kayseri'ye taşınması söz konusu olduğunda Diyap Ağa, "Biz buraya ölmeye geldik ve ben son kurşunuma kadar savaşacağım" derken, Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı kaleme alıp "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım" diye millet adına kükrüyordu. Türkiye'nin varlığına, bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak teşvik edip desteklemedikçe, milli gayelerimize ket vurmadıkça, bütün farklılıkların bu çatı altında yer bulması devlet ve millet olarak zenginliğimizdir. 1. Meclisi var eden, milli mücadeleyi başarıya ulaştıran ve gücümüzün mayası işte bu ruhtur. Değerli arkadaşlarım, son aylarda yaşanan ve insanlık için yeni ve ağır bir tecrübe olan küresel salgın sebebiyle birçok kimse artık dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı iddiasındadır. Daha ileri giderek yeni küresel bir tasarımdan söz edenler bile çıkmaktadır. Bu konular zamanla daha iyi tartışılacak, salgının boyutları ve birçok alandaki etkileri daha iyi görülecektir. Fakat bu salgın vesilesiyle bir kez daha ve sarahaten ortaya çıkan tablo, bugün dünyada cari olan sistemin sürdürülebilir olmadığıdır. İnsanı, farklılıkları, yoksulları hesaba katmayan, bazı insanların sadece haklara ve bazılarının da sadece görevlere sahip olduğu bu acımasız ve adaletsiz düzen değişmedikçe küresel bir barıştan söz edilemez. Bugün gelişmiş ülkelerin bile karşısında çaresiz kaldığı bu salgın, uluslararası dayanışmanın, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ısrarla dile getirilen dünya beşten büyüktür tespiti çerçevesinde yeni bir uluslararası düzenin ve binlerce yıllık devlet anlayışımızın temel düsturlarından olan insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Fakat hadiseler ne yönde seyrederse seyretsin,
Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde iddialarından sapmasına yahut vazgeçmesine yol açmayacaktır. İlhamını milli mücadeleden ve gücünü aziz milletinden alan Türkiye Cumhuriyeti, hegemon güçlerin kurduğu diplomasi masalarında artık bir sorun başlığı olarak değil, çözüme katkısı aranan bir aktör olarak bulunmaya kararlıdır. Bu kararlılığı yok saymaya veya sınamaya kalkan her kim olursa olsun hesabının bozulduğunu görmeye mahkumdur. 100 yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir. 100 yıl önce cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır. Dünyanın ne yöne evrileceği hususu uzun uzun tartışılacaktır. Fakat Türkiye yeni dünyada da söz ve iddia sahibi olacaktır. Bu denli emin olmamızın iki esaslı sebebi vardır. Evvela dünya artık bu çarpık ve adaletsiz düzenle daha fazla idare edilemez. İkinci olarak da Türkiye büyük ve diri bir hamle olarak insanlığın ufkunda parlamaktadır. Değerli arkadaşlarım, aziz milletim, sevgili çocuklar, gençler. Bugünü anlamlı kılan taraflarından birisi de milletimiz için hayati öneme sahip bugünün çocuklara armağan edilmiş olmasıdır. 1927'den bu yana bugün çocuk bayramı olarak da kutlanmaktadır. Türkiye'yi diğer devletlerden üstün kılan taraflardan birisi de işte bu yaklaşımdır. Türkiye Cumhuriyeti 1927'de en önemli milli günlerinden birini çocuklar için bayram ilan etmiştir. Çocuk ve genç toplumun geleceği, yarına ilişkin iddiasıdır. Bu yüzden çocuklarımızı ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle donatıp kendi ayakları üzerinde duran istiklal ve hürriyet aşığı, çağın gerektirdiği donanıma ve niteliklere sahip fertler olarak yetiştirmeliyiz. Bu bakımdan eğitim kurumlarımıza, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıklarımıza ve sivil toplum örgütlerimize büyük vazifeler düşmektedir. Konuşmamın bu noktasında çocuklarımıza ve gençlerimize seslenmek istiyorum. Geçmişi parlak başarılarla ve insani değerlere saygıyla dolu bir büyük milletin mensubusunuz. Tarihimizi öğrendikçe ve atalarımızı tanıdıkça daha büyük işler yapmak kudretini kendinizde bulacaksınız. Başka milletleri ve toplumları küçük görerek değil, bütün insanlığın faydasına olacak insani erdemleri ve gayreti taşıdıkça devletimizi büyütecek ve güçlendireceksiniz. Atalarınızın, büyüklerinizin çetin fedakarlıklarla ve bedellerle kazandığı ve sizlere devrettiği vatanı, devleti ve medeniyet değerlerini daha ileri noktalara taşımak sizin elinizdedir. Türkiye, evet, vatanımızdır. Fakat Türkiye aynı zamanda vazifemizdir. Bayrağımıza duyduğumuz hürmet, vatanımıza duyduğumuz bağlılık ve milletimizi daha ileriye taşıma ülküsü, hayatımızı anlamlı ve yolumuzu aydınlık kılan hususiyetlerdir. Bu yolda başarılı olacağınıza inancımız tamdır. Değerli arkadaşlarım, 23 Nisan 2020 Milli Mücadeleyi yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü andığımız gurur, sevinç ve bu gazi meclise emek verenlere şükran duyma günüdür. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere açıldığı günden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi ve devlet adamlarımızı, büyük Türkiye'yi inşa etme yolunda hizmet eden, bu yolda şehadete yükselen, gazi olan, son olarak 15 Temmuz'da darbeye direnen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Şanla, şerefle, birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye yolunda nice yüzyıllara. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti grubu başkanlarına 10'ar dakika, grubu bulunmayan 3 siyasi parti temsilcisine 3'er dakika süreyle söz vereceğim. Ayrıca meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı özel bir birleşim yapıyor olmamız hasebiyle talepleri halinde mecliste temsil edilen diğer siyasi partilerin temsilcilerine de takdiren 3'er dakika söz vereceğim. Söz sırasını okuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu Başkanı Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Naci Bostancı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Mardin Milletvekili Sayın Mithat Sancar.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Osmaniye Milletvekili Sayın Devlet Bahçeli'nin yerine İstanbul Milletvekili Sayın Edip Semih Yalçın. İyi Parti Meclis Grubu Başkanı Edirne Milletvekili Sayın Orhan Çakırlar'ın yerine Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Erkan Baş. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Gültekin Uysal. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Destici. Demokrasi ve Atılım Partisi adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu. Saadet Partisi adına Konya Milletvekili Sayın Abdülkadir Karaduman. İlk söz Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Naci Bostancı'ya aittir. Buyurun Sayın Bostancı. Sayın Başkan, Sayın Genel Başkanlar, değerli milletvekilleri, aziz milletimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında. Nice asırlar millet iradesinin tecelli ettiği yasama kudreti olarak yoluna devam edecek inşallah. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı, cümlemizin bayramını kutluyorum. Hayırlı olsun. Yüzyılın muhasebesini İbn Haldun'un dediği gibi hikayeci değil, siyasetçi tarihçilikle yapmak ve gelecek için ders çıkartmak gerekir. Meclisin açılmasına ulaşan o uzun yüzyıl, o 19. yüzyıl, modernleşme girişimleri, imparatorluğu yeniden ihya etme çabalarıyla geçmiştir. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, devleti ve toplumu ayakta tutmak için atılan hayanda direkleridir. Milliyetçiliğin çağırdığı ulus devletler ve kitlelerin siyasetin asli faili haline gelme süreçleri sadece Osmanlı'ya değil, Habsburglar, Romanovlar ya da Bismarck'ın kudret kazandırdığı Kaiser'in Almanya'sı dahil tüm imparatorlukları tüketmiştir. Birinci Dünya Harbi'nde 7 cephede orduları savaşan Osmanlı, Mondros ile yolun sonuna gelmiştir. Doğu cephesindeki 15. kolordu hariç orduları dağıtılmış, ekonomik olarak tükenmiş, mağluplar hanesine adlı yazdırarak vey mağluplere, vae victis muamelesine maruz bırakılmıştır. Nitekim elde avuçta kalan toprakları Yunanlılar, İtalyanlar, Fransızlar ve İngilizler tarafından işgale başlanmıştır. 15 Mayıs'ta İzmir'in işgali ise milletin yüreğindeki yarayı ateşli bir öfkeye çevirmiştir. Bu tablo karşısında üç mukabele tarzı vardır. Birincisi, her ne olursa olsun statükoyu ve saltanatı koruma kabul edilemez yaklaşımı. İkincisi, kendini yönetme ehliyeti yok sayılan ülkelere efendi tayin etme şeklindeki alçaltıcı yaklaşım. Üçüncüsü ise merkeze milletin varlığını ve istiklalini koyan, hasımların merhametine değil milletin baş koymuş mücadelesine inanan yaklaşım. Üçüncüsü kuvayi milliyedir. Hemen belirtelim ki ülkemizin üzerinde bulunduğu muhataralı coğrafyada kuvayi milli anlayışı bugün de geçerlidir ve son dönemde yaşadığımız gelişmeler karşısında milletimizin kaderi ve geleceği için bu ruh ve iradenin önemi, siyasetteki karşılığı tüm açıklığıyla ortadadır. İstiklal Savaşı'nda ülkenin hali dönemin tanıklıklarında anlatılır. Sovyet diplomat Frunze Anadolu'yu tüm fukaralığı ve yoksulluğu ile dile getirir. Topraktan evler, kıt tarım üretimi, mazıları inleyen kanılar, yolun izin olmadığı adeta hayalet ülkeye dönüşmüş hasta ve yorgun Anadolu. Halide Edip hatıralarında en temel gıda maddesini sık sık zikreder. Ekmek ve peynir. Yakup Kadri Panorama'da, Tarık Buğra Küçük Ağa ve Firavun imanında, Atilla İlhan Dersaadet'te sabah ezanlarında, Kemal Tahir Kurt Kanunu ve Yol Ayrımında, Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam'da, Nazım Hikmet Kurtuluş Savaşı Destanı'nda, Falih Rıfkı Çankaya'da ve çeşitli kaynaklarda dönemin sahneleri çizilir. Zor zamanlarda milleti bir araya getirmek,
o kudreti çelikten bir yumruğa dönüştürmek, şüphelerin, endişelerin çalkantısında sapasağlam bir irade olarak durmak ve başkalarına da inanç taşımak, dışarıdakiler kadar içerideki engellemeleri de aşarak bağımsız, onurlu bir ülkenin temellerini atmak için mutlaka güçlü bir lider gerekir. Millet bağrından o lideri çıkartmıştır ve adı hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal'dir. Birçok cephede zaferler kazanmış bir komutan, prestijli bir önder olarak Mustafa Kemal, 19 Mayıs'ta çıktığı Samsun'da Kuvayi Milli iradesinin ateşini yakmıştır. Vatanın bağrına saplanmış işgal hançerini çıkartıp istiklali ve onur için mücadele etmek karar ve azmindekiler Bedri Çakmak, Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Rauf Orbay, Bekir Sami ve daha niceleri onun liderliğinde bir araya gelmişler. Havza Amasya, Erzurum, Sivas kongreleri sonrası bu mücadelenin kalbi olarak 23 Nisan 1920'de meclisi açmışlardır. Sakarya 30 Ağustos zaferi Misak-ı Milli'nin gerçekleştirilmesi nihayet meclisin açılmasının 3,5 yıl sonrasında 29 Ekim'de Cumhuriyet'in ilanı. Bunlar 100 yıllık tarihimizin başlangıç köşe taşlarıdır. Burada birer cümleyle geçtiğimiz konuların tarihteki yeri için kaynaklara iyi bakmak gerekir. Şunu unutmayalım. Ancak tarihi bilmeyenler onun hakkında kestirme hükümlere sahip olurlar ve boş bir kafanın cüretkarlığındaki dolu bir ağızla konuşmakta beis görmezler. Mustafa Kemal meclisin açılmasını Cumhuriyet'le tamamlarken onu da Cumhuriyet fazilettir diye tanımlar ve fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerden bahsederek gelecek kuşaklara yön gösterir. Cumhuriyet fazilettir çünkü reşit insanların, karar ve irade sahibi vatandaşların rejimidir. Bunu sözden hayatın gerçekliğine dönüştürmek işi, ülkenin kalkınması, gelişmesi, modernleşmesinde kayıtlıdır. Cumhuriyet kurulduğunda 13,5 milyon nüfus varken bugün 83 milyondur. Halkın %90'ının üzerinde bir kesim köyde yaşarken bugün çok daha fazlası şehirlerdedir. Okullaşma oranlarına tutun, üretim tüketim değerlerine kadar her kriterde Cumhuriyet büyük başarılar sağlamış ve temelini oluşturan o reşit insanların varlığını sosyal ve ekonomik şartlar bakımından garanti altına almıştır. Yüzyıllık bu birikimin ardında sayısız insan vardır. Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ten başlayarak önemli roller üstlenmiş, başbakanlık devlet başkanlığı yapmış, kamu kadar özelde üstlendiği görevlerle toplumun önünü açmış, eğitimine, zenginliğine katkı sağlamış, tarlasını ekmiş, binalarını yapmış, fabrikalarında çalışmış, gelecek kuşakları yetiştirmek için ceketlerini satmış, gerektiğinde uzaktaki okullara çocuklarını sırtlarında taşımış herkesi saygı ve minnetle anıyorum. Tüm bu süreç içinde elbette demokrasinin gereği siyasi tartışmalar olacaktır. Millet iradesi dediğimiz hepsinin toplamıdır. Halefler seleflerin rakibi olsalar da gerçekte karakterleri ve konumları gereği ortaklarıdır. Çünkü politik konumların toplamdaki anlamları ortak faydayı sağlamaktır. Ancak siyasetin rekabet kadar uzlaşma karakteri de demokrasiler için önemlidir. Uzlaşmasız rekabet demokrasilerin ortak kadere halel getiren karanlık yanlarını açığa çıkartır. Buna karşı dikkatli olmak tüm siyasetlerin en temel görevidir. Demokratik zemini hassasiyetle muhafaza etme ortaklığımızın sigortasıdır. Her türlü şiddet ve terör demokrasinin en büyük düşmanıdır. Özgürlüğün, fikir namusunun yanında olanların mutlaka en baş görevlerinden birisi demokrasinin üzerindeki terör ve şiddet hayaletine açıkça tavır almaktır. Yüzyıllık meclis tarihinin 18 yılında AK Parti olarak demokrasimize, cumhuriyetimize, toplumumuza, her bir insanımıza daha iyi bir hayat, daha iyi bir dünya sunma yolunda çalıştık, emek verdik. Yapılanları takdir için bilmek yetmiyor. Aynı zamanda hakkaniyetli olmak gerekiyor. Her adımda ülkemizin tarihi birikimini gözlemlerken aynı zamanda gelecekte üstümüze düşen onurlu görevlerin muhasebesini yaptık. Bir gözümüz geçmişte, diğeri gelecekte oldu. En temel ilkemiz her zaman kusurlarımızı azaltmak, meziyetlerimizi artırmaktır. Elbette dün eleştirildik, yarın da eleştirileceğiz. Ülkemizin toplam çıkarları adına yapılan her eleştirinin başımızın üstünde yeri, mikro çıkarların aracı kılınmış eleştirilerin de aklımızda bir karşılığı ve kıymeti var.
Demokrasimiz adına önemli bir hususun altını çizmek isterim. Demokrasiler için en büyük tehlike onun düşmanları değil, gerçek olamayacak kadar naif demokrasi tanımları ve buna temellenmiş hayali eleştirilerdir. Öyle mükemmel demokrasiler öne sürülür ki onlar ancak tabir caizse göklerde var olurlar ve asla yeryüzüne inmezler. O yüzden rekabet ve eleştirileri siyaset sanatının imkan zemininde yapmak, gerçeklikten asla kopmamak, demokrasimize hassasiyet ve ihtimam göstermenin önemli bir ilkesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra Cumhur İttifakı olarak durduğumuz yer, güçlü bir meclis olarak yasama faaliyetlerinin ülke meselelerine çözüm istikametinde yürümesi, bunun tüm partilerin katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirilmesidir. 100 yıl önce milletimizin istiklal mücadelesinin kalbi olan meclis, 15 Temmuz hain darbesinde de bir kez daha direnişin ve darbecilere meydan okumanın asil adresi oldu. Bugün yasama faaliyetlerinin yegane mekanıdır ve kudretini buyurun. Bugün yasama faaliyetlerinin yegane mekanıdır ve kudretini toplumun tüm iradesinin sürece muhafaza ettiği hayati vasfından almaktadır. Önümüzde yeni bir yüzyıl uzanıyor. İletişim ve teknoloji alanındaki muazzam gelişmeler, toplumsal ilişkileri, ülkelerin yapılarını, küresel düzeyde sermayenin ve emeğin akışını radikal bir şekilde dönüştürüyor. Siyasal toplumun imkanları, araçları, iktidar ve ideoloji ilişkileri yeni anlamlar kazanıyor. Vicdan, hakkaniyet, insanlık gibi değerler yeniden daha güçlü örgütlenmiş çıkar ağlarının karşısında kendini yükseltecek araçlara ve işbirliklerine daha fazla ihtiyaç duyuyor. Geçmiş asırlarda köleciliğin, esir ticaretinin yükünü taşıyanlar bugün mültecilere karşı aynı mirasın sürdürücüsü olarak tarih sahnesine çıkıyorlar. Aydınlanma ve pozitivizmin modernleşmeye katkılarını iyi biliyoruz. Fakat sosyal darvinizm, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, büyük çıkar savaşları gibi tabiat karşısında efendi insan anlayışının istismarcı perspektifinin de ne tür felaketlere yol açtığını hep birlikte görüyoruz. Ruhunu kaybetmiş bir dünyanın Buyurun Sayın Bostancı. Başkalarının acısı, yoksulluğu, dramı üzerinden sırça köşkler oluşturanlar asla orada rahat oturamazlar. Dünya küçük ve herkesin kaderi geçmiş hiçbir dönemde olmadığı kadar ortak. Tarihin öğreticiliğinde geleceğe yürüyen Türkiye, kendi içindeki anlaşmazlıkları büyük ideallerle uzlaşmaya dönüştürme kapasitesine sahip bir ülkedir. Meclisin 100. yılını kutladığımız şu günde kader ortaklığımızı öne çıkartacak bir dil ve yaklaşım, dünyanın vicdanı ve aydınlık yüzü olmaya aday ülkemizin geleceğe selamı olacaktır. Küresel ölçekteki bir salgın sürecinde bu töreni yapıyoruz. Ülkemiz salgın sonrası dünya için hem içeride hazırlığı ve mücadelesi hem dışarıda küresel dayanışmaya verdiği destekle ön alıyor. İnsanoğlu bu salgını mutlaka yenecektir. Fakat bu dünyada ancak tabiatta barışık bir şekilde yaşamanın mümkün olduğunu da bu acı dersle birlikte öğrenecektir. 100. yıl dolayısıyla Sayın Meclis Başkanı akşam 21'de tüm ülkede İstiklal Marşı okuma çağrısında bulunmuştur. Bu güzel ülkemizin istiklali için her alanda güçlü olması gerektiği ilkesi doğrultusunda ona liderlik yapan Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı doğal olarak bu çağrıyı cevaplayacaktır. AK Parti olarak aynı doğrultuda tam bir katılım göstereceğimiz söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aittir.
Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizi izleyen saygıdeğer vatandaşlarım ve geleceğimiz, umudumuz olan sevgili çocuklar. Cumhuriyet Halk Partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sayın Başkan, meclisimizin değerli üyeleri, 101 yıl önce İstanbul'dan başlayan bir büyük yolculuk, 100. yaşına giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun temelini oluşturur. Bu yolculuğun kahramanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24 Nisan 1920 tarihli oturumunda bu büyük yolculuğun başlangıcını şöyle anlatır. Milli vicdanın büyük iradesine bağlı olarak milleti bağımsız ve vatanımızı düşmanlardan arınmış görünceye kadar çalışmak andıyla 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan ayrıldım. Samsun'da işe başladım. Atatürk'ün milli vicdanın büyük iradesine bağlı olarak İstanbul'dan ayrılarak başlattığı yolculuğun ilk aşaması 24 Nisan 1920 Cuma günü saat 13.45'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla tamamlanır. Umudumuz ve geleceğimiz olan sevgili çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının tarihsel anlamı şudur. Hakimiyet artık bila kaydı şart milletin olmuştur. Yani bugün anayasamızda yer alan ifadesiyle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, çok partili yaşama geçişimize, demokrasiyi bu topraklara getirmemize karar veren meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bombalar ve kurşunlar yağarken milli iradeye sahip çıkan meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin uygar dünyanın bir parçası olduğunu bütün dünyaya duyuran meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin eylemlerine sahip çıkarak hakkı, hukuku ve adaleti savunan meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu bağlamda dünyanın tüm mazlum milletlerine örnek olan meclistir. Değerli milletvekilleri, ama bugün sorunlarımız var. Sorunları ivedilikle çözmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 100. yılında önemli görevler düşüyor. Sorunlarımızın kaynağı büyük ölçüde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni etkisizleştiren darbecilerdir. Ve onların uygulamaya koydukları darbe yasaları ve bu yasaların sonucu olarak ortaya çıkan darbe hukukudur. Yaşadığımız sorunları sağduyuyla, akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle birlikte aşmamız gerekiyor. Ön yargılarımızdan arınarak aşmamız gerekiyor. Ölçümüz vatanımızın ve milletimizin çıkarlarını esas almak olmalı. Hedefimiz cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak olmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2. yüzyıla adım atarken gelin bu anlayışla sorunları çözmeye çalışalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 16 maddelik bir çağrıyı sizlerin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyelerinin ve milletimizin bilgisine ve takdirine soruyorum. 1. Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir demokratik anayasa yapmalıyız. Bu anayasanın temeli kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanmalı, demokrasilerde olması gereken denge denetim esası sağlanmalıdır. 2. Yeni anayasanın omurgasını cumhuriyetin demokrasiyle taşlandırılması olarak nitelendirdiğimiz yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturmalıdır. Unutulmamalıdır ki demokrasiyle taşlandırılmış cumhuriyetimizde fikir,
düşünce ve inanç özgürlüğüyle medya ve sendikalaşma dahil örgütlenme özgürlüğün önündeki tüm engeller de kaldırılmış olacaktır. 3. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve hukuk devletinin en önemli ayaklarından biri olan yargı kurumunun bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Adalete erişim hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. 4. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yasamadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin en geniş haliyle temsil edilmesini sağlayacak yeni bir seçim sistemi yaşama geçirilmelidir. Ayrıca siyasetçi ile vatandaş arasındaki güveni güçlendirmek için yeni bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç vardır. 5. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yürütmedir. Yürütme tüm icraatıyla mutlak denetime ve hesap verebilirliğe açık olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan Sayıştay tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de kurulacak kesin hesap komisyonunun başkanlığı da muhalefet partilerine verilmelidir. 6. Yerel yönetimler rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkarılmalı, refah devletinin asli unsurları haline getirilmelidir. İyi tanımlanmış bir işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde yerel yönetimlerin işlevleri artırılmalıdır. 7. Kamu istihdamında nepotizmden uzak, liyakate dayalı bir personel politikasına ivedilikle geçilmelidir. 8. Liyakate dayalı istihdam politikaları kapsamında özellikle eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve güvenlikte sıfır istihdam açığı hedeflenmelidir. Çocuklarımızın geleceği, vatandaşlarımızın sağlığı, engellilerimizin ve yaşlılarımızın bakımı, ülkemizin iç ve dış güvenliği tartışmasız milli bir anlayışla oluşturulmalıdır. 9. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir güvencesi sağlanmalı. Bu bağlamda aile yardımları sigortası kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Türkiye aile yardımları sigortasını çıkaracağını 1971 yılında parlamentonun onayladığı bir yasayla topluma açıklamıştır. 71-2020 takdirlerinize sunuyorum. 10. Demokratik standartlarda adaletli ve denetime açık bir kamu ihale sistemine geçilmelidir. 11. Vergi politikası üretimi ve istihdamı özendirecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Ücretliler üzerindeki vergi yükü makul düzeylere çekilmelidir. 12. TÜİK verilerine göre her 3 kişiden biri kayıt dışıdır. Kayıt dışı istihdamla toplumsal destek sağlanarak mücadele edilmelidir. Bu mücadelede en etkili yolun sendikalaşma olduğu artık bilinmelidir. 13. Türkiye yeni bir planlama anlayışı çerçevesinde katma değeri yüksek ürün üretme hedefine kilitlenmelidir. Bu ilke bağlamında tüm üretim politikaları ve diğer üretim biçimleriyle birlikte tümüyle ekolojik olmalıdır. 14. Sağlık hizmetlerine ön koşulsuz erişim bir haktır ve ücretsiz olmalıdır. Koruyucu ve sağlık hizmetleri bu doğrultuda planlanmalıdır. 15. Planlamada tarım temel stratejik sektörlerden biri olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda gıdaya sağlıklı koşullarla erişim hakkına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 16. Eğitim Türkiye'nin kalkınma stratejisinin en önemli, en temel parçası olarak yeniden ve paydaşlarıyla birlikte planlanmalıdır. Eğitim politikalarının tek hedefi fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek olmalıdır. Üniversitelerimizde her türlü düşünce, fikir özgürce tartışılmalı, her türlü bilimsel çalışma özgürce yürütülmelidir. Değerli milletvekilleri, inanıyorum ki bunları özgür irademizle ve birlikte yaptığımızda siyaset kısır bir çekişme alanı olmaktan çıkıp büyük ölçüde sorunları çözme konusunda
düşünce üreten bir alana dönüşecektir. Covid-19 salgını dolayısıyla siyasetçiler, bilim insanları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşların yetkilileri diyorlar ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O zaman en azından şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksa gelecek nasıl olacak? Bu konuşma biraz da bu sorunun yanıtını oluşturuyor. Cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taşlandırırsak emin olun yine tüm mazlum milletlere örnek olacağız. Değerli milletvekilleri, bunları yaptığımızda çocuklarımıza demokratik standartları yüksek yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız. Sadece çocuklarımız için değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihine ve tarihin kendisine yüklediği sorumluluğun da gereğini yerine getirmiş olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu tarihi görevi yerine getirmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Ve son olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına yetişen 115 milletvekilini ve sonrasında çalışmalara katılan diğer milletvekillerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Covid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm gazilerimizle birlikte bu salgına karşı hepimizi duygulandıran ve gururlandıran ve özveriyle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi söz sırası Halkların Demokratik Partisi. Bu gaye doğrultusunda hayata geçirilen adımlardan ilki Erzurum Kongresi'nde atılmıştır. Erzurum ve Sivas Kongreleri Anadolu'ya milli direniş tohumlarını ekmeye başlayan Mustafa Kemal Paşa'yı milli mücadelenin liderliğine taşıyan iki önemli olaydır. Yurt çapındaki direniş cemiyetlerini ve eylemlerini ortak hedefe yönelterek bir milli ülkü ve yönetim birliği yaratmayı amaçlayan Sivas Kongresi ise kurulacak Milli Meclis'in en geniş provası olmuştur. Mustafa Kemal Paşa bir ulusal meclisin ikinci provasını 27 Aralık 1919'da Heyeti Temsiliye Başkanı sıfatıyla Sivas'tan Ankara'ya gelip yerleştiği Ziraat Mektebi binasında yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa Ankara'da kurulacak ulusal parlamentonun altyapısını bu mekanda hazırlamıştır. Ziraat Mektebi kısa zaman zarfında milli mücadelenin merkez karargahı haline gelmiştir. O günlerde Yunus Nadi Bey'e Mustafa Kemal Paşa'nın şu sözlerini hatırlatmak isterim. Bir devre yetiştik ki onda her iş meşru olmalıdır. Evvela meclis, sonra ordu Nadi Bey. Meclis hakikatlerin en büyüğüdür. Orduyu yapacak olan da millet ve ona niyabeten meclistir diyerek açılacak Milli Meclis'in kurtuluş mücadelesinin en meşru dayanağı olacağını anlatmıştır. Muhterem milletvekilleri, ilk meclisin açılışı için Ankara'da toplanan milletvekillerinin hepsi bölgelerinde seçilerek gelmişlerdir. Bu nedenle birinci meclis milli iradenin tecelligahıdır. Tarihte hem bağımsızlık uğrunda savaş yapan hem de bunu milli iradeye ve meşruiyete dayandıran başka bir parlamento görülmemiştir. Bu yönüyle birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi fevkalade ve emsalsizdir. Bir ihtilal meclisidir.
İstila, zulüm ve esarete baş kaldıran yegane savaş parlamentosudur. Vatanın harimi ismetine dönük saldırılara karşı topyekün direniş kararının temerküz ettiği meşruiyet abidesidir. Sivas Kongresi'nde vücuda gelen heyet temsiliye 23 Nisan 1920'den itibaren yetkilerini meclise devretmiştir. Bütün direniş grupları, bütün Kuvayi Milliye Teşkilatları meclis çatısı altında toplanmış ve milli irade somutlaşıp perçinlenmiştir. Bu büyük tarihi gelişme o güne kadar atılan adımların ve verilen mücadelenin meşruiyetini bütün dünyaya ispat imkanı sağlamıştır. Birinci Meclis esasında ezilen ve sömürülen milletlerin umut ışığı, ilham kaynağı olmuştur. Zalimlerin yesi, mazlumların sesi olmuştur. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en büyük hususiyetlerinden biri de kahramanlık ve fedakarlığıdır. Bu haliyle adeta yiğitler ve serdengeçtiler meclisidir. Birinci Meclis, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı uğrunda yarden, anadan, serden geçenlerin otağıdır neticede. Millet temsilcileri Ankara yollarına düşerken yokluğu, açlığı, uykusuzluğu, ölümü ve mihneti göze alarak hareket etmişlerdir. Milletvekillerin çoğu uzun süre meclisin yakınlarındaki bir okul binasında ikamet etmiş, öğrenci yatakhanelerindeki basit ranzalarda yatıp kalkmışlardı. Hepsi de asker karavansında pişenlerden fazla olmayan tabildot yemekleriyle karınlarını doyurmuştur. Hepsi de öğrencilerin okula koştuğu gibi mahrumiyetler içindeki yasama görevine koşmuştur. Bu haliyle birinci meclis adeta bir yokluklar meclisidir. İki çorabından birini, ekmeğinin aşının yarısını ama bütün ruhunu ve varlık azmini paylaşan yüce gönüllü bir milletin eseridir. 23 Nisan 1920'de millet temsilcilerinin toplandığı salonda bulunan kürsü Ankaralı bir marangozun meclise hediyesidir. Milletvekillerinin oturacağı sıralar Ankara Muallim Mektebi'nden iki petrol lambasıyla saç sobalar kahvehanelerden temin edilmiştir. Büro eşya ve malzemeleri de resmi dairelerden getirilmiştir. Ankara'nın ve ülkenin mahrumiyetlerini yüksünmeden paylaşan milletvekilleri de maaşlarının bir kısmını milli mücadele için harcanmak üzere meclis hükümetine bağışlamıştır. Saygıdeğer milletvekilleri, birinci meclis bir milli mutabakat parlamentosudur. Ortak emel için çarpan yürekler aynı potada buluşmuştur. Cefayla, terle sulanan, kanla yoğrulup canla mühürlenen mübarek vatan toprağında bin yıllık kardeşlik yeniden güncellenmiştir. İlk meclis olağanüstü şartların meclisidir. O dönemin gereği ve koşulları icabı fevkalade yetkilerle donatılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini o dönemde uhdesine almıştı tamamıyla. Yani hem kanun koyucu hem hükümettir. Olağanüstü işleviyle olağanüstü işler başarmıştır. Meclis açıldıktan sonra 40 yıllık bir parlamento gibi tıkır tıkır işlemeye başlamış, kısa sürede milletin mukadderatına vaziyet etmiştir. Evvel emirde bir taslak hazırlanarak Türkiye Devleti'nin ilk anayasası olan Teşkilat Esasiye kanununu kabul etmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturu bütün hakikat ve hikmetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tecelli etmiştir. İlk meclis mukaddes bir demokrasi mabedidir. İdealist ve %90'ından fazlası iyi eğitim görmüş insanlardan oluşan demokratik bir parlamentodur. Her ne kadar mecliste birinci ve ikinci gruplar arasında şiddetli tartışmalar yaşansa da hiçbiri vatan sevgilerinden ve samimiyetlerinden taviz vermemiştir. Söz konusu vatanın bütünlüğü,
Milletin bağımsızlığı olunca bütün farklılıklar, değişik inanç ve düşünceler bir kenara bırakılmış, yürekler ortak vurmuştur. Milli Meclis'in hamuru, mayası millettendir. Anahtarı imandan, kilidi vahdettendir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kararlılık ve milli ant meclisidir. Orada edilen yeminlerden asla dönülmemiştir. Top sesleri Polatlı'dan duyulurken ve Ankara bir ara tehdit altına girmişken millet temsilcileri katiyen kenti Ankara'yı terk etmemişlerdir. Meclisin kuruluş muçlusu 23 Nisan 1920'de cihana duyurulunca adeta milletimizin asırlık acıları dinmiştir. Millet Meclisi'nin açılışıyla ufukta parlamaya başlayan bağımsızlık ışığı Ankara üzerine aksetmiştir. 20. yüzyılı kucaklayan yeni bir Türk Devleti'nin doğum sancıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlamıştır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi demek zafer demektir. Zafere giden yolun taşları adım adım safa safa büyük bir kararlılıkla döşenmiştir. Saygıdeğer milletvekilleri, bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyorum. Mübarek Ramazan ayının Türk İslam dünyasına huzur, sükun ve sağlık getirmesini niyaz ediyorum. Sözlerime son verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kurucu meclisin vekillerini ve çalışanlarını, canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Hem bugünümüzü hem de yarınlarımızı onlara borçluyuz. Ruhları şad olsun. 100. yılı kutladığımız Gazi Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Yalçın. Şimdi söz sırası İyi Parti Meclis Grubu Başkanı Edirne Milletvekili Sayın Orhan Çakırlar'ın yerine Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'a aittir. Buyurun Sayın Türkkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. şeref yaşını idrak ettiğimiz şu anlamlı günde Yüce Parlamento'yu saygıyla selamlıyorum. 100 yıl önce bugün 23 Nisan 1920 Cuma günü güneşli bir öğle sonrası Millet Meclisi'nin önünde dualar okunup tekbirler getirildikten sonra, kurbanlar kesildikten sonra Mustafa Kemal Paşa meclis binasının 2-3 kat basamaklı merdivenini çıkarak kırmızı beyaz kurdeleler bağlanmış olan kapıda eline verilen makasla kurdeleleri keser. Sıra meclisin açılışına geldiğinde içeride 115 milletvekili vardır. Aslında meclis 324 milletvekiliyle açılacaktır. Fakat 16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilmiş, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Meclisi Mebusan üyelerinden oluşan vekiller İngilizler tarafından tutuklanmış ve sürgüne gönderilmişlerdir. İşte bundan 100 yıl önce yüksek bir şeref ve cesaret dolu o gün 115 milletvekili Ankara'ya ulaşabilmiştir. 115 vekil arasından en yaşlı üye sıfatıyla Sinop milletvekili Şerif Bey başkanlık kürsüsüne çıkar ve yaptığı kısa konuşmada İstanbul'un işgal edildiğini, hilafet ve saltanat makamının esir olduğunu belirterek meclisi açar. Meclis kürsüsünün arkasında Osmanlıca "İşlerinizde meşveret ediniz" yazmaktadır. Zaman gelecek bu levhanın yerini Türkçe bir levha alacaktır. O Türkçe yazı şu anda arkamda gördüğünüz egemenlik, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İşte o gün esir yaşamaktansa vatan selameti için ölmeyi göze alan 115 vatan sevdalısı heyeti temsiliye yani milletin vekilleri aynı gün meclisin ilk oturumunu gerçekleştirirler. 100. yaşında mensup olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumuz işte bu meclisin adı 115 kahraman vatan evladı tarafından o gün konulur. Aynı ruh ve heyecan içinde
hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adını ilan ederek işgalcilere Türk milletinin geçmişinden gelen o asil bağımsızlık gücünü gösterirler. Bu aynı zamanda bu milletin kendi kaderine hakim olmak için başlattığı büyük yürüyüşün ilk adımıdır. Bu büyük adımın bir başka tarihsel dönüm noktası daha vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de kuruluşu, tarihte 1400 yıl sonra devlet hayatında ilk defa Türk isminin kullanılması anlamına gelir. Özellikle bağımsızlık mücadelesini yönetme ve kurucu meclis rollerini üstlenen tam egemenlik, özgürlük ve yeni bir devlet kurma işlevini başarıyla bir araya getiren meclis, bu süreçte siyasal temsilin en güzel örneğini hayata geçirmiştir. İstiklal Savaşı'nın bütün aşamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı güçle hayata geçiren Mustafa Kemal Atatürk, imkansızı imkanlı hale kılarken en büyük desteği milletvekillerinin iradelerinden almıştır. Öyle günler gelmiştir ki meclis kavgalarından usananlar